Seçme öncesi 30 Nisan'da gözaltına alındık, 3 Mayıs'ta tutuklandık, 5,5 ,5 ay cezaevinde kaldım bu süreçte. O zamana kadar tabii ki suçlamaların ne olduğunu aslında bilmiyorduk yani iddianamede gizlilik kararı olduğu için. Biz işte 12 Ekim'de tensiple tahliye edilmiş olduk, 19 Aralık'ta da ilk duruşma görüldü. Daha detaylı iddianame çıkınca öğrenmiş olduk suçlamaları. Aslında suçlamalar tam olarak e, gazetecilik faaliyetiyle ilgili e, suçlamalar. E, birkaç örnek vereceğim ama öncelikle şunu söylemek isterim. Yani e, ben Etkin Haber Ajansında editörlük yapıyorum. Atılım Gazetesi'nde e, çalışıyorum aynı zamanda ve iki basın kuruluşunu da e, hem savcılık hem mahkeme heyeti e, bir e, silahlı e, örgütle ilişkilendirme e, çabası içerisinde. Yani tam bir kriminalize etme e, faaliyeti e, bu e, ve bu varsayımla yani herhangi bir delile bir kanıta herhangi bir e, yani bir e, dosyada ne benimle ne de bu yayın organları ile ilgili bir delil kanıt olmadan e, kendilerini de ifade ettiği biçimiyle olabilirlikler diye tanımladıkları olasılıklarla e, bir örgüt üyeliği ve örgüt propagandası formu oluşturmaya e, çalışmışlar. Ve şimdi yani çok trajikomik şeyler var, aslında buna benim dosyamda olduğu gibi pek çok basın dosyasında da benzer durumlar var. Birkaç örneğini vereyim mesela. İnsan Hakları Derneği'ni aramışım, İstanbul Şubesi'ni ve bu görüşmede bir hasta tutsağıyla ilgili bir haber yapacağım. Onlar da bununla ilgili bir açıklama yapmışlar, bu tutsakla ilgili bir açıklama yapmışlar. Fotoğrafı olup olmadığını e, soruyorum ellerinde. Bu mesela iddianami örgüt üyeliği kanıtı olarak e, konulmuş. E, i̇kinci e, olay e, şu, e, Suruc'un 7. E, yıl dönümünde Eskişehir'de e, tipli ve SGDF'li e, gençler e, fidan dikme eylemi e, yapmışlar. E, yaptıkları bu eylemin, e, bizim orada muhabirimiz olmadığı için fotoğraflarını, videolarını, açıklama metnini e, göndermişler haberleştirelim e, diye. E, yine başka bir etkinlik yapılmış e, Suruç'la ilgili Eskişehir'de bunların bilgilerini, fotoğraf ve videolarını ve haber bilgilerini göndermişler. E, bunlar da e, delil olarak dosyaya örgüt üyeliği delili olarak e, konulmuş. E, bir diğeri daha da komik aslında. Yani Atılım Gazetesi'nde benim sorumlu kişi olduğumu ifade eden bir telefon görüşmesinden bahsediyor. Bu telefon görüşmesinde gazetenin bir okuru telefon ediyor. Diyor ki gazetenizdeki yazıların puntoları, yaşlı biri bu kişi, puntolar çok küçük. Ben okumakta zorlanıyorum. Gazetenizin puntolarını biraz büyütür müsünüz diye öneride bulunuyor. Ben de tabii değerlendiririz diye yanıt veriyorum. Bu görüşmede örgüt üyeliğine kanıt olarak sunulmuş. Aslında yani bütün bu telefon görüşmeleri ya da e, haber bilgi akışına baktığımızda bunlar benim e, yaptığım işler zaten ve bunu söylüyorum ben. Diyorum ki ben Atılım Gazetesi'nde çalışıyorum. Ben Etkin Haber Ajansı'nda editörlük yapıyorum. E, bu benim gizlediğim, sakladığım bir şey değil. Çünkü e, bu benim yasal olarak yürüttüğüm bir gazetecilik faaliyeti ve bu faaliyeti e, yasa dışı bir örgütle ilişkilendirerek herhalde yani az önce de söylediğim gibi bir delile dayanmadan bu faaliyeti kriminalize etmeye çalışıyorlar. Şimdi e, buradaki asıl amaç şu aslında e, yani devlet kendisine e, muhalif olan, bu sisteme muhalif olan e, ve bu yani kapitalist ve e, şu anki bu baskı düzenine e, karşı olan e, herkesi bir biçimiyle bundan vazgeçilme çabası içerisinde ben çok uzun yıllardır atılım gazetesinde çalışıyorum çok uzun yıllardır etkin haber ajansında ve bunun gibi pek çok gazetede radyoda çalıştım sosyalist bir gazeteciyim yani 97 yılından beri bu çalışmanın içerisindeyim sosyalist bir gazeteci olarak bugüne kadar buna benzer çok sayıda soruşturmayla ya da maruz kaldım. Daha önce bu gerekçelerle daha önce de tutuklandım. sadece ben değil. Yani çok sayıda arkadaşımız da bu gerekçelerle tutuklandı. yani bizim aslında fikrimizi yargılamaya, fikrimizi sorgulamaya ve kitlelerden bu biçimiyle koparmaya çalıştılar. Cezaevinde çok sayıda gazeteci arkadaşımız var. Kısa bir süre önce bir kısım arkadaşımız serbest bırakıldı. İzmir'de arkadaşlarımız yakın bir zamanda gözaltına alındı. İşkenceye maruz kaldılar. Yani bu devam edecek. Bunun farkındayız biz. Özellikle her seçim öncesinde benzer bir saldırıyla karşı karşıyayız ama sadece seçim değil. Onun dışında da bu saldırılarla karşı karşıya kalıyoruz. Yani 27'sinde Çağlayan Adliyesi'nde, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10-10 geçe görülecek duruşmam. Ben orada olacağım, o duruşma takip edeceğim. Ve yani şöyle, bu sadece gazetecilerin de sorunu değil aslında. Yani Hem gazeteci örgütlerinin sahip çıkması gereken bir durum gazetecilerin yargılandığı davaları hem de bu gazeteleri bu yayınları takip edenlere sahip çıkması gereken bir durum çünkü biz yani bu halka işçilere emekçilere kadınlara gerçekleri anlatmak için bu faaliyeti yürütüyoruz aynı zamanda onların seslerini duyurmak için bu faaliyeti yürütüyoruz yani bizim hakkımızda verilen kapatma kararları, bizim gözaltına alınıp tutuklanmalarımızın tek amacı bu. Yani bu sesinin duyulmasını engellemek. Yani sokağa çıkanların sesinin duyulmasını, işten atılanların yaptıkları direnişlerin duyulmasını engellemek istiyorlar. Kadınları yönelik katliamları ve faillerinin nasıl cezasızlıkla serbest bırakıldıklarını duyulmasını istemiyorlar. Yani biz de bunları yapmaya e, çalışıyoruz. Doğal olarak e, bu sesin e, susturulmak istendiği e, bir tabloyla karşı karşıyayız. O yüzden de hem gazeteci örgütlerinin, hem gazetecilerin, e, hem de e, seslerini duyurmak istediğimiz e, kesimlerin e, bizim yanımızda e, olması ve bu davalardan. E, bizlerin cezalandırılmasını, bizlerin tutuklanmasını engelleyecek sonuçların çıkmasına yönelik bir tutum geliştirmeleri gerekiyor. Belki küçük bir serzeniş ama yani geçmiş dönemdeki kadar maalesef bu konuda bir duyarlılık geliştiremiyoruz. Yani geçmişte hem birbirimize daha fazla sahip çıkardık gazeteciler olarak hem de bize daha fazla sahip çıkılırdı. Bu konuda biraz daha fazla çabaya ihtiyacımız var. Yani sadece benim duruşmam için değil diğer tutuklu gazeteci arkadaşlarımızın duruşmalarını da aynı duyarlılıkla, aynı sahiplenişle yanlarında olmamız gerekiyor